Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ayet-i Kübra'dan, şualardan 141. sayfa. İmkan ciheti ise, o da kainatı istila ve yata etmiş. Bunu anlamak için onu şey yapabilirsin Ali böyle. Şimdi 3 tane vücut var. Yani imkan ciheti deyince 3 tane vücut var. Vacibül vücut, imkan, imkani vücut, mümteni vücut. Vacibül vücut, vücudu kendinden olan. Yani hariçten yaratılmamış, yaratılma ihtiyacı olmayan. Özelliği kendinden olan. Mesela suyun ıslaklığı zatidir. Sudan onu alamazsınız. Yani suyu kim ıslattı diyemezsiniz. Güneşin ısısı kendindendir. Başka bir yerden almamıştır. Yani eğer onu özelliği alırsanız, kendisi yok oluyorsa ona sıfat denilir. Mesela bu suyun buz. Buz. Yani buzu kaldırırsanız sudur yani. Demek ki buz zati değildir. Ama bir bardak suya okyanusu boşaltın, suyu ıslatamazsınız. Niçin ıslatamazsınız? Islatan olduğu için ıslatılamaz. Yaratan da yaratılamaz. Bu vacibül vücut. İmkani vücut ise, onu okuyacağım. Vücudu başkasına muhtaç olan, zati değildir. Olabilirdi de, %50, olmayabilirdi de, olması tercih edilen. Buna imkani vücut denilir. Mümteni vücut ise, sen, ben, bu mevcudat. Allah razı olsun, iyi ki söyledi. Okuyacağım konu. Yani vücudu başkasına muhtaç. Hiçbir şey benim değil. İşte Fransız'a, İbrahim oradaydı, kitap fuarında. Fransız gazetelerinde sağlıkla alakalı bir şey yazan, sağlık köşesindeki yazar, standa geldi, İslamiyet'i merak ediyor. O uzun tabii konuşma. Bununla alakalı bir şey söyledim. Yani adam öteleri fark etmiş fakat tanımlayamıyor. Çok ilginç yani. Fark etmiş ama. Çünkü fark etmiş, sofilere takılmış, mevranacılara takılmış, bir sürü şey takılmış. Türkiye'ye bir ay mı gitti? Bir ay takılmış. Öyle diyor. Evet, döndüm diyor. Döndüm diyor. Bir şeyler arıyor, tamam mı? Ben ona onu misali verdim, bu misali verdim. 40 dakika kadar, yarım saati kadar konuştuk. Adam iki şeyle sarsıldı. Bir tanesi mevzumla alakalı. Ya dedi, ya dışarıdaki eylemler o kadar mühim değil yani. Ha Hristiyanlık, ha şey, İslamiyet de aynıdır. Önemli olan içerisidir falan dedi. Ama dedim ki içeriği merak ediyor. Ben de Fransızca bilmiyoruz. Tercüme ediyor ama tercüme eden de Fransızca bilmek yetmiyor. Almanca bilmek de yetmiyor. Dini terimleri bilmesi lazım. O zaman iş gene bana düştü fiilen. De ki ona, ben kimim biliyor musun dedim. Kimsin diye onu, tamam kolay. Kazak mont. Çıkart, bu bana giydirilmiş. Çıkartıyorum. Gömlek çıkart. Atlet çıkart. Böyle yapıyorum. Çıkart. Hayat çıkart. Akıl çıkart. Ruh çıkart. Adam bakıyor. Bir de dev gibi bir adam. Böyle bakıyor bana yukarıdan aşağı. Öyle bir yere geleceksin ki çıkartacağın hiçbir şey kalmayacak. O sensin. O benim. Niçin anlatıyorum? O biziz.
o imkani vücuttur, o varlık değildir. Mahluk değildir, o ben olan ben. Vacip de değil, mahluk da değil. Berzahtır. Sen olsun işte. Yani haşa vacibül vücut değil. Yaratılmış bir şey de değil. Mahluk değilsin sen o cihetle. Ona mec'ul denilir diyor Barla'da. Tabi bazı kardeşler böyle garip garip bakıyor. Sanki ben yeni çıkartmışım yani, tamam mı? Oysa Barla'da bu cihette mahluk denilmez diyor. Mec'ul denilir diyor. Hani sarayın içinde vardı ya memleket. O saray mı mec'ul oluyor? Vay be. Okuyayım mı o cümleyi? Bu zaten bir cümledir. Benim bildiğim şeyi verirsen, bu kitaptan bilmem, beceremem. Lemalar versene bana. Bu lemalar sözler yayın evinin kafamda envara göre çalışmış. Yani yanlış anlamayın. Sayfasını envara göre ezberlemiş. Abi. Bak, bunu duydunuz. Bu noktadan bakın şimdi. Tersten bakın. Ha şimdi tersten bakın bak. Allah aşkına bak. Ya külliyat bambaşka ya. Saadettin. Vallahi ya. Allah kahretsin riyakarlık için söylüyorsa. Bak şimdi. Dün de konuştuk ya. Bir daha. Tuhaf değil mi? Ama düz okursan hiç gözükmedi değil mi? Ondan sonra bana diyor ki, Hasan kardeş, Nünker Mekir'i getirdim bu dünyaya, sabrettim, bir şey demedim artık sana. Artık haddini aştın ya, haddini aşıyorsun ya. Abi estağfurullah, hürmet ettim bir abi. Ankara'da vakıfçı açtı bende. Artık haddini aştın ya. Sırat Köprüsü'nde buraya getirdin mi kardeşim ya? Telefonda sitem ediyor. Hürmet ettiğin birisi. Allah Allah ya. Lan Sırat Köprüsü'nün burada ne işi var? Lan ahirete ne koyacaksın bu sefer buraya getirirsen? Bu aynı böyle bağırıyor. Ondan sonra bak sakinleşti. Abi Sırat Köprüsü'nü ben buraya getirmedim. Lan kardeşim böyle ders yaptın ya. Abi Sırat Köprüsü zaten buradaydı. Ben üzerini açtım. Ya deli etme beni ya. Nerede diye Sırat Köprüsü? Abi şu anda Sırat Köprüsü'nde bana fırça atıyoruz. Nasıl Sırat Köprüsü? Buraya ne işi var diyor ya. Abi Sırat Köprüsü değil. Allah bile burada. Dur. Ne dedin? Allah bile burada. Padişah burada olursa yaver ne olur? Hasan kardeş ya doğru söylüyorsun ya. Peki oradaki ne? Abi hakikat. Oradaki suret. 23. sözde Sırat Köprüsü'nden bahsetmiyor. Çaktırmadan çakıyor bize. Mekti hayat, ahir hayat, Sırat Köprüsü'nde vurdum diyor, aydınlandı diyor. Köprü işte. Şu anda bu dersi Sırat Köprüsü'nde yapıyoruz. Sırat kalptir, köprü akıldır, köprünün üzerine gidiyoruz. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kılıçtan keskin şeriattır. Kıldan ince akaittir, itikattır. Köprü. Ya başka bir şey beklemeye gerek. Köprü itikattır, yürüyen şeriattır. Köprüde yürüyen sensin. Hayatındır. Köprünün kendisi itikattır. Bizi Allah'a taşıyandır. Allah iman boşuna denmemiş. Bak şimdi. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Burası dünya. Ne demek? Mayın tarlası. Bak işte. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Nerenin içinde? Sarayın içerisinde şehir varmış. Bak bir de okuyayım. O sarayda, mütemadiyen sarayda, yani bu bina ne diyelim, fabrika. Bu fabrikanın içerisinde Münih var. Tamam.
O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var sarayda. Yani bu binada Münih var, tamam? O şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Münih'in içinde Almanya var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayretengiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bilbedahi ispat eder ki, kardeş, sarayın saray var, içine şehri koydun. Şehrin içine alem şeyi koydun, memleketi koydun, alemi koydun. Şehri nereye koyacaksın bu sefer? Bilmiyorum. Çıkartamadığın şey o sensin ve ceberdir. Çıkart gömleğini. Çıkartılabilen bir şey var. Çıkar atleti. Çıkart vücudu. Benim vücudum diyebiliyorsan sen ayrı bir şeysin. Bana giydirilen benim vücudum, benim aklım. Benim aklım bunu kaldırmıyor. Zor bir şey söylüyorum. Lan kardeşim Risale'den okuyor. Ondan sonra 336 nemalardan anlatıyorum şimdi. Gir içeriye, hayattan sonra his ve şuur var diyor. Gir içeriye, akıl cevheri var diyor. Gir içeriye, müstakil, zati bir yapı olan ruh. Mahluktur. Ruh da sana giydirilmiş, niye ruhunuzu kirlettiniz, tamam? Denilecek. Ha kim o ben olan ben, benim ruhum diyen ruh değil. Ha o sensin. Fransız bile anladı ya. Öyle yaptı değil mi? Adam tamam bitti. 40 dakika bu uğraştık ama buraya gelene kadar. Değil mi? Allah. Üç tane vücut var. Uzatmıyorum. Bunu anlaşılırsa bu ondan sonra kolaydır. İmkan ciheti ise imkan nedir? Üç tane vücut var. Vacibül vücut. Zati olan, içinden hiçbir şey çıkartılamayan. Çıkartılırsa ki çıkartılamaz, kendisi yok olan, yok olur. Mesela buzu çıkartabilirsin suda, su vardır. Su vardır. Mümteni ise ihtimalat, ihtimaliyatlar var. Sekiz kafalı, sekiz, dört gözlü, bilmem şeyli. Ne kadar olabilirdi değil mi Saadettin? Olabilirdi. Bu da mümteni vücut. Olabilirdi olmadı. Tamam. Şimdi ortası. Vacibül vücut, mümteni vücut, imkani vücut. İmkan ciheti ise hepsi yaratılmış. O da kainat istila ve ihata etmiş. Bak ne güzel oturdu şimdi. Hepsi yaratılmış. Yani niçin kullandı? Bir şeye Rab olamaz. İhata etmiş o demek. Bir şeyi dayandıramazsın ya. Şimdi kalkıp da meyveye ağacı o yaptı diyemezsin. Buza suyu o yaptı diyemezsiniz. Sıfat ceberi yapamaz. Varlık sıfattır. İşini bitiriyorsun işte bak. Varlık sıfattır. Arabanın rengi arabanın sıfatıdır. Arabayı yaptı diyemezsin. Sıfat dışa vuruştur. Tabiat kanunları varlığın yani zaman ve mekanın eşya arasındaki sistemin adı dışa vuruştur. Mesela o dışa vuruş olan kanun maddeyi ceveri yaptı diyemez. Niçin? Çünkü kanun mekan ve madde ile kaimdir. Mekanı ve maddeyi kaldırırsanız kanun yok oluyorsa o zaman kanun mekanı ve zamandan önce olamaz. Bir örnek vereyim. Suyun kaldırma kanunu su yokken bir suyun kaldırma kanunu yoktur. Çünkü varsa nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanunu suyla beraber vardır. Su yoksa suyun kaldırma kanunu yoktur. Tam da nereye koyacaksın? Ağacın içine mi koyacaksın? Toprağın yer çekimi var. O zaman kanun nedir? Eşyanın yani suyun sıfatı ile taşın özgül ağırlığı, suyun özgül ağırlığı ile tahtanın özgül ağırlığı arasındaki ilişkinin adı suyun kaldırma kanunu diye isimlendirdik. Kanunun vücuda haricisi yoktur. İtibari bir emirdir. Öyle devamlı işlediği için ona o namı vermişiz.
Yani en fazla olsa olsa bile sıfattır. Sıfat da cevher olamaz. Dışa vuruştur. Sıfat cevherden önce olamaz. Yani arkadaşlar ses bende, benim sesim benden önce olabilir mi? Yaprak çekirdekten önce olabilir mi? Sıfatıdır işte. Diyor ki bir bardak şey getirmesin. Sıcak su mu? Ne ister, ne getirsen getir. Yo, oradan ver. Soğuk, oradan ver. O da kainatı istila ve hata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey, bak görüyoruz ki her şey külli ve cüzi bulunsun, büyük ve küçük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyrata kadar her mevcut, mahsus bir zat ve muayyen bir süret ve muntaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Allah Allah. Bir de okuyayım. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüzi bulunsun. Külli ve cüzi. Kül ve bu hemen sonunda gelen büyük ve küçük değildir. Bu kül ve cüz olur. Külli, cüzilerin cemiyi. Mesela insan küllidir. Her bir hücre cüzidir. Yani kainat-ı sura insan, mesela kainat-ı sura insan. İnsan hep bir kainat. Ama büyük küçük öyle değil. Cüzi ve külli her şey büyük küçük olsun, açtan ferşe, zerrattan seyrata kadar her mevcut. Mahsus bir zat. Herkes kendisine at bir sıfatla geliyor. Bakın herkesin sıfatı ayrı. Bak bunun sıfatı ayrı. Bunu soyamazsınız. Soyduğun zaman kendisi yok olur. Niçin soyamazsınız? Bak sıkıyorum, geri geliyor. Portakalı sıkın, geri gelmez, kırılır. Çünkü bunu yapan sıkmak için yapmış. Sıfat yani. Limonu kıramazsınız. Sık dibine kadar götür, sıkmıyorum ki damlar diye. Portakalı sık dibine kadar, tak yarılır. Portakal soymak için olduğunu, sıkmak için olmadığını. Bu soymak için değil, soyulmuyor. Kendisi yırtılıyor ama sıktığın zaman ta geri, yay gibi bak. Ömer de içi gidiyor lan, limon sıkacak şimdi, limonu akacak falan. Limonun bitecek diye. Demek ki her şeye bak muayyen bir suret. Aha sana bir suret. Aha bir suret. Aha bir suret. Aha bir suret. Muayyen bir suret. Nasıl? Nereden hatırına gelecek Allah'ın? Bak bu limonu yapacak. Allah nasıl yaptı? Zamansız. Mekansız. Maddesiz. Mukayesesiz. Muacelesiz. Modelsiz. Misalsız. Nüminesiz, muacelesiz, ilk ve son yapan Allah demek. Neyin mealini verdim? Fatir üzülcene. Fatir. Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, misalsız, ilk ve son. Her sene arabanın modeli değişiyor. Limonun modeli değişmiyor. Öyle bir yapacaksın ki her sene son model olacak. Buna ne diyor? Muayyen bir suret. Allah lazım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Renk mi vardı? Bunun nereden hatırına geldi? Şimdi bu sarıya girsem öyle tam bir saat konuşurum. Sarı kürstür. Taksidir. Taksidir. Ama girmeyeceğim. Allah dur. Yani niçin diyeceksin, fuzuli değil. Rabbim rengi bilerek yapmış. Kimlik ve kişiliktir. Dur, geri dur. Renk ve koku kişilik mi? Muayyen bir suret. Muntaz bir şahsiyet. İmtiyazlı. Senin gibi Yılmaz kimse yoktur. Olmayacak da. Yani şahsiyet.
Zengin yok yani. Hepimiz öyleyiz yani. Senin adın neydi? Ali Haydar. Ali Haydar. Alevi değilsin değil mi? Yok. Ya, olabilir canım. Ali Haydar. Ve has sıfatlar, bir de sana has. Has sıfatlar. Hikmetli keyfiyetler. Bu bakkalcı hikmetli değil ha. Hikmetli keyfiyetler. Yani imtiyazlaştıran seni. Mesela bir misal söyleyeyim. Bakayım şey yapabilecek miyim, becerebilecek miyim sizi hayret edeyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu değil mi? Allah 126 milyar sene oldu. Varladı değil mi? Kainatı yarattı. Allah ezeli ve ebedi. He Yılmaz. Allah konuşmadan kimse yok. Nasıl duruyordu? Ne zaman anladım? Dağda 10 gün mahsur kalınca 15 gün olan demliklerle konuşmaya başladım, tamam mı? O ne haber, nasılsın? Çünkü ya sabahtan beri seninle demlik ha demliğe diyor. Ama sabahtan beri ya seninle muhatap olacağım, merak etme ya. İyi misin bak? Buraya karşı karşı oturacağız kardeş, merak etme. Demlik ne? Uzaktan beni bir görsen var ya, zavallı yedi kafayı. Nasıl mahsur kaldın? Kitap bir araştırmak için daha çıktım. Kalktığım zaman sabah namazını her taraf kar kaplamıştı. İnemedim. Ne vardı? Kulübe mi? Kulübe vardı. Ondan sonra 10 gün konuşmuyorsun hocam. Dedim ki çıldıracak da adam. Dedim ya Rabbi Allah'ım. Yani sen hani sıfatında kelam var tamam. Yani zat-ı sıfatlarında kelam da yok. Ya Rabbi sen kimseyle konuşmadan ki zannedirkenle konuşmadan nasıl dayanıyordun? Allah, hakikaten Allah ya. Ancak Allah olması lazım ya. Konuşmuyor. Allah Allah. Konuşmaya ihtiyacı yok ki zaten. Nerede, nasıl, nereye konuşuyorum? Bir kendine kıyas et hele hocam. Benim ihtiyacım varsa onun ihtiyacı olmaması lazım zaten, evet. Ki o Allah olsun yani. İşte. Aynen. Yani bende olan şey olmaması lazım. Benim muhtaç olduğum şey o muhtaç olmaması lazım ki zaten. Ben mahluk olayım, o halik olsun. İşte düşün de işte nasıl bir Allah yani. Böyle bir Allah'a intisap nasıl bir şereflilik değil. Çocuklar bazen ben okulda şey diyorum. Şurada resim diyorum. 1 milyon sene asılı kalsa. Kendini yapan ressamı yani. 1 milyar sene kalsa anlayamaz. Yani anlasa zaten ya resim değil ya ressam değil yani. Duvardaki resim değil mi? Beni falanca çizdi, hiç de ezeli ve ebedi diyemez. Yani anlasa zaten resim değil demek ki o. Evet. Veyahut öbür ressam değil yani. Evet. Yani anlayamamamız lazım zaten. Ki o Allah olsun biz varlık olalım yani. Vay be. Sinek seyretmez. He? Sinek seyretmez, Asumanı. Ama hocam, bir Allah düşün ki ezeli ve ebedi, o var hiç kimse yok. Ve bu Allah, Allah olduğunu biliyor. Kendisinin Allah olduğunu bilmekten ve kendisine has lezzet-i mukaddesesini düşün. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah has olan lezzet-i mukaddesi düşün. Nasıl bir şey ya? Allah ya. Vallahi gurur duyuyorum yani. İntisaptan değil mi? Tabii ya, intisaptan. Gurur duyuyorum böyle bir Allah'tan. Böyle bir Rabbim, böyle bir şey inana. Niye biliyor musun? Hakikaten nasıl merhamet ki sonsuz, bana sonsuz. Yani var edebilirdi ama varlığından haberdar etmeyebilirdi. Ne korkunç ifade edemiyorum. Ne korkunç benim için nihayetsiz eksik olurdu. Varlığında haberim yok. Korkunç bir şey. Olsun cehennem. Ama varlığından haberdar olayım. Var olduğunu bileyim yeter bana. İmandan sonra bana göre en büyük nimet vücudunun farkında olmaktır. Ben varım diye bilmektir. Varlıktan haberdar olmak. Var. Vücut, kıdem, beka, zat-ı sıfat. Varım. Beni heyecanlandırıyor bu yani. İmandan sonra varlığının şuurunda olmak. Varım diye bilmek. Ne nimet ya. Allah yoktur diyebilmen işte Necip Fazıl. Yokluğun tanımını yapman lazım. Yani. Evet. Kim yoktur diye soruyorum. Sordum adama. Kim yok? Allah yok. Hah.
İnkar etmen için ilk önce ispat ediyorsun. Allah yoktur diyorsun da bu kitap lemalar yoktur. Kim yok? Lemalar. İlk şeyin edatın, terkibin kelimen var onaylamaktır. Allah kitap yoktur. Bir şey onaylanmasa yokluğu ispat edilemez. İsim olmaz yani. Olmaz. Ne kim yok? Şey yok. Zaten mesela ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Aslında birleştirmişiz. Hiçbir şey bir şeydir. Hiç bir şeydir. İşte hiç de varlıktır. Abi şeyde kelamda yüksek lisans yapıyor mu? İstanbul'da kader şeysi tez konusunda. Yani İmam Maturidi, İmam Eş'ari vesaire. Yani ince okuduğunuz zaman öyle zorlanmışlar ki bu imkanı ve şey meselesini anlatmaya. Yani zati ve arzi meselesini anlatmaya. Öyle zorlanmışlar ki insan hayret ediyor. Ya diyorsun koca İmam Maturidi. Ya nasıl bunu düşünemez? Açık buraya okuyorsun mesela. Sen Risale-i Nur'u tanıdık da ben de diyorum Allah Allah ya. Ya bu gözü yapanın kör yaptığı nasıl der dedim ya adam. Aklımı yapan akılsızdır yani. Hayat şey, icaildir. Ya sonra düşündüm ya Tarkan'a böyle dedin ama. Lan sen nurları tanımadan önce böyle bir şey zaten dünyanda yoktu ya. Nurlar bizi şey yaptı da bundan sonra ya böyle hava atıyorsun yani diyorum. Hak etmiyor. Kurban oldu. Zerratına, mürekkebine. Hediye gönderen diyor, kabuğunu, kılıfını öpsen yeridir diyor ya. Evet. Hatta ya. yesen bile. Tabii kalkıp cevizin kabuğunu. Mumtaz bir şahsiyet. Bak hocam. İki hoca var. Bir cami hocası, bir mektep hocası. Tarih dedin mi? Değil mi? Tarih. Ya bir şahsiyet verilmiş ya. Benim çok şey yapıyor ya bu şahsiyet mesela. Mumtaz bir vücut vermek. Bak diyor ki muayyen bir süre, muntaz bir şahsiyet ve has sıfatlar, hikmetli maslahatlar, tak 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 parmaklar, gözler falan hep maslahatlar yani. Bu dönüyor, kim eğiliyor kapıdan, acayip bir şey ya, kafa buraya kadar dönüyor. Yani hikmetli maslahatlar, nasıl düşünmüş, mimarlığa bak yani. Buraya bakılar ki iş makineleri yapılmış, dozerler falan. Yani ne tuhaf, bize hoca anlatırdı okulda. Acayip bir şey, bu ne? Nasıl çizmiş? Allah usta ya. Ali Haydar. Allah usta değil mi? Sani Zülcelal. Sani Zülcelal. Aferin. Doğru söyledin. İlgimi çektin ha? Maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Yani neyi kullanacaksan. Cihazlardan bizim aramızdaki farkı anlatayım size. Risale'deki misalle. Bir kuyu varmış. Bir de kuyu yüksek kısa. Kuyuyla hiç alakası olmayan bir incir ağacı varmış. Bir de incir ağacına takılan bir adam varmış. Kuyudan farklı, kuyunun yüksekliği, kısalığından farklı, incirden farklı o adam takılmış. O işte ben olan bendir. O ağaca takılan. Diğerleri kullandıklarındır. Yani o kuyu bedendir. O yükseklik ömrü beşeridir. Ha? Bak üçü de dördü de farklı. Kuyu başka bir şey. Uzunu kısası kuyu değil. Ha? Yani şimdi peki bu o saydığınız sıralamada yani içeri doğru giderken o meylan meselesi var ya, meylan. Meyiller. Onu nereye oturtuyorsunuz? Yani o meylanın kaynaklar, şu kader esasını biliyorsunuz. Şeyin usul esası olan meylan, neyin usul esası olan? Nerede bak? Efendim? Nerede biliyor musun meylan? O nereye yani? Ta içeride mi meylan? Yok. Çünkü beni ben yapan meyillerim yani. Benden kaynaklanıyor. Ama işte nerede o yani? Yerini söyle. Çıkarılabilir mi, çıkarılamaz mı özellikle? Bakayım. Meylan dört sıfattan bir tanedir. İhtiyaç, iştiyak, evet. İncizap, meylan. Tencereye koy. Karıştır. Evamiri tekviniye. Dördünün cinni evamiri tekviniyedir. Bu eneye konmuş. Çıkartılandır. Çıkartılan. Evet. O zaman soru
sorulmasa olacak çıkartılmaz. Ha, o sorum, o ben olan ben var ya, çünkü evamiri tekviniye vücudu ilmidir. Yani bir varlıktır ama vücudu haricisi yok. Yok. Ama bir var. Ama ben olan ben da değil. O daha arkada. Evamiri tekviniye demek, evamiri tekviniye karpuz gibi düşün hocam. Yar içini, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylan. Dördünün cemi evamiri tekviniye. Tamam. Bunun daha üstü enedir. İhtiyaçtan meydana giden sıralama dışarıdan çünkü, içe mi içten dışa mı? Dışarıdan içe mi? Çünkü niye biliyor musun? Ben olan bende bak evamir tekvini dışarıda. Gömlek, evet. Atlet, beden, hayat, akıl ve hayat, his ve şuur. Risale'den söylüyorum. Lemalar 336. His ve şuur. Geç arkaya akıl. Geç arkaya ruh. Geç arkaya evameli tekviniye. O meylan. Geç arkaya mahluk değil. Ruh mahluk. Ruhtan sonra mahluk. Ondan sonra geç arkaya Cenab-ı Hak kainata zatiyle sığmadım diyor. İlmi, irade, kudretiyle var. Zatiyle beni seven müminin kalbine sığdım dedi var ya, o evameli tekviniye de değil, mec'ul enede oldu o. Taayyum ve teşahhus ettiği yerdir. Yersiz yer. Ene. Mesuliyet zaten çok anlaşılmaz bir şey zaten. Yani burada... Öyle deme bir kere. Bir yanlış, anlaşılmaz deme. Ama abi çıkmıyor işte yani. Mecunse yani... Mecul değil. Meculdan dışarı. Meculdaki nur ve mana onu değiştiriyor. Şöyle diyeyim. O mecul denilen mekansız mekanı bir hayal et. Tamam mı? Oraya Allah zatıyla tecelli ediyor. Sıfatıyla tecelli ediyor. Şuunatıyla tecelli ediyor. Tecelli ediyor. Tamam mı? O şey mi? Ben nefesimi ruhumdan üfledim. O daha dışarıda. O daha dışarıda. Ruhumdan üfledim denile yer zatı sıfat ve şuunat, onu da alıyor. Şuunat, mahiyeti zati var ya. Ha, şimdi bak hocam, adı neydi? Kusura bakma. Recep. O en edinilende bir şahsiyeti ilahiye gözüküyor. Allah. Onu karıştırdığı için Muhittin Arabi hem os dedi, hem Zeus olacaktı. Evet. Bendeki o şahsiyet. O şahsiyeti ilahiye bir taayyum ve teşahhus ediyor. Mutlak hürriyet oradan geliyor. O şahsiyeti ilahiyenin taayyum ve teşahhusu o ben oluyor işte o. Taayyum ve teşahhusu o evamiri tekviniyi. Evamiri tekviniyi ruhu. Ruh vicdanı, irade. İrade vicdanda. Dışarıya vuruyor da vuruyor. Ama Hristiyan'a Fransız'a dediğim gibi yani demek istedi ki İsa Tanrı şeyi. Dedim ki ağaç güneşin dönmüş halidir. Güneş yapmıştır ağaç ama ağaç güneş değildir. Değildir yani. Aynadaki ben bendendir ama ben değilim. Bendeki hastalar yok onda. Tamam. İşte orada 9. sayfadan söylüyorum şu alarda. Zaten bunu fark etmiş adam. Bende bir ben vardır. Benden. İçeru. O bir ya kenabudu ve ya kenesteyin diyebilen ondaki ben. Ondaki benim taayyum ve teşahhus etmesi. Ondan çok bir şey olmuş. Ama sakın lügat verme be. Taayyum ve teşahhus yap. Nedir biliyor musun o? O artık o evet. O kıldan ince olan yer orası. Yani itikadın dayandığı. Çünkü orada taayyum ve teşahhus kıldan ince, aşağı mahlukat, kılıçtan keskin. Şey gibi hemen başlar bu sefer. Enel hakkında. Evet tabii. Ama usta bak buradan usta şöyle ayırmış. Hem o ezostur.
ondandır. O değildir. Os değildir. Odur değildir. Ondandır. Ondandır. Mesela buz su değildir. Sudandır. Çünkü buzu kaldırırsan ortada su kalıyor. Eğer buzdan suyu kaldırırsan buz da yoktur. Cevherle arazı ayırt etmek için bir şey kaldırdığın zaman kendisi yok oluyorsa o arazdır. Asıl cevherdir o. Kaldırdığımız zaman kendisi her şey yok oluyorsa yok oluyor o. Eğer kaldırdığım zaman buzu kaldırırsam sudur. Devam ediyorsa. Bu arazdır. Şimdi onun için insan en acayip bir mahluk. Mahluk da değil işte ben ona. Onu kastediyorsam. Ama meyranı öyle bir yere, mesela şu koyduğumuz yer meyran için öyle bir yer ki o zaman yani o zaman sorumluluğu kaldırıyor gibi geliyor sanki hani yani kadar geride o kadar içerideyse yani anlatabiliyor muyum? Ben o meyran nasılsa ben ona göre günaha veya ona göre sevaba, ona göre hayra veya ona göre şerre. O meylanın da tevecüh oluyor çünkü. O meylanın da da arkası var. Ya meylanın da arkası var. Neydi o Kader Risalesi'nde? Usul esası olan meylan dahi. Meylan ve tasarruf meselesi var. Peki meylanı aktif eden, soktun beni oraya hocam. Meylanı aktif eden nurdur. Nuru aktif eden manadır. Çünkü ene'de iki sistem çalışıyor. Nur ve mana. Yani o ene iki tane yani o ene'ye ne denilir? Ene'de de yani yapısız yapı, mekansız mekan, zamansız zaman, sıfatsız sıfat, mekansız mekan, maddesiz madde. Nedir o? Nur ve manadır. Nur ve manadır. Peki hocam. Abi biraz değilse sonra. Hayır. Mahiyeti zatiye bilinmiyor, bilinmeyecek. Ezeli, ebedi olarak şu anda bizim bildiğimiz Kur'an'la ve Allah Resulü ile Allah hakkında bildiğimiz bilgiler bu bilgilerin geldiği kaynak kadardır. Yani esmanın kaynağı nedir? Sıfat. Sıfatın kaynağı şuunat. Şuunatın kaynağı mahiyet-i zatiye. Kur'an nereden geldi? Subut-u sıfattan geldi. O zaman bizim bilgimizin son hududu subut-u sıfattır. Yani çekirdek, çık dışarıya ağaç, çık dışarıya dal budak, çık dışarıya yaprak, çiçek, meyve. Geri gel filmi. Meyve, tomurcuk, çiçek, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Gidemezsin. Kur'an nereden gelmişse Kur'an'la varılabilecek son nokta orası. Ama diğerlerini işaret edebilir. Varılabilecek. Ha. Şimdi bu mahiyeti zatiye 22. sözden al. O bilmiyoruz keyfiyetini. Dışa vuruşu, soğanın cücüğü diyelim herkes. Çık dışarıya, şuunat-ı zatiye. Çık dışarıya, sıfat, zat-ı sıfat diye detaya girmiyorum. Zat-ı sıfat, sıfı sıfat. Çık dışarıya, esma. Esma, tamam Esma karar verdi yani bu bütünlük. Allah karar verdi. Ama esma da Allah değildir haşa. Çünkü lehül esma ül husna. Güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. Karar verdi kainatı yaratmaya. O karar verme mana. Keyfiyetini bilmiyoruz. Karar verdi mana.
kararı tahakkuk etti. Nur. Zuhuratlara başladı. Evamiri tekviniye. Mahluka çıkarttı. Yani parça parça değil. Aynı şeyin inkılabı. Yani aradasında mesafe yok. Buzu, buza ne kadar yakın su? Uzaklık yok, yok. Olamaz, sonsuz yakın. Ne demek o? O ondandır. Çünkü su buza yakın değil. Uzak da değil. Çünkü buz suyun sıfatıdır. Hani peki buz su. H2O suya ne kadar yakın? Enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri. Şimdi Esma karar verdi. Ben yaratacağım mana. Artık Esma değil bu. Yani bu su arası gibi. Tamam mı? Yarattı nur. Zuhurata başladı. Evamiri tekviniye. Mahlukata başladı. Ruh. Cihazları taktı. Kalp ve akıl. İşletim sistemini koydu. His, duygu. Ondan sonra beden. Evamiri tekviniye arkasında nur var. Nurun arkasında mana var. Onun arkasında esma bütünlüğü var. Orada nur ve mana bütünlüğü o ben diyebilen mahluk olmayıp ama haşa vacip de olamayan oradaki bir sistem mutlak hürdür. Çünkü orada irade de var. İrade hilali orada mahluk değil, vacip de değil. Bütün o sıfat ve esmalar öyle düşün. Mesela subutu sıfatın irade yok mu? Var. Orada nur ve mana, orada irade var. Bizim o irade vacip değil. Mahluk da değil. O irade işte mutlak hürdür. Bunu tahakkuk ettirdi. Nerede? Mahluk et. Elestu bi rabbikum galu bela diyebilmesi için mutlak hürriyetin verildiğini ispat ediyor. Yani reddedebilme yapabilene sorulur. Rabbiniz değil miyim? Bunu diyebilene denilir. Meleklere denilemez. Buna denilemez. Öyle bir teklif getirilemez çünkü reddetme özelliği yok. Bununla ne yapmışsam odur. Mutlak hürriyeti oradan almış. İşte evamiri tekviniyeyi ve içindeki meylanı dedin ya Maturidi ve Şarim meylan mahluk dedi. Ama daha arkaya geçmiş. Tasarruf. Peki Risale okusaydı daha arkaya geçecekti. Nur var arkada. Daha arkada mana var. O enenin Allah'a vacibe bakan yönü, mana, mahluka bakan yönü, nur. İkisinin bütünü, ben olan ben. Burada bir şahsiyet ilahiye, bir cilve-i taayyun ve teşahhus var. Buradaki irade mahluk değil ki cebir olsun. Vacip de değil. Çok tuhaf değil mi? Peki Üstad, Eşari mi hakim dağzede, Maturidi mi hakim? Daha arkaya götürmüş. İkisini bir yerde birleştirmiş. Hakim değil bu. Üstad mesela birleştiren bir özelliğe sahip. Allah gözükmez diyenlere, diyor ki alimlere, evet vahidiyetiyle gözükmez. Gözükür diyenlere, ehadiyetiyle gözükür. Birleştiriyor. Ne Üstad Maturidi'nin, ne de Eş'ari'nin meylan ve tasarrufu ikisini de kullanıyor. Çünkü umumi bir cadde o alem İslam'da. Onu yok sayamazsınız. Ama en ebasıyla daha arkaya götürüyor. Durun diyor, burada ne kavga ediyorsunuz? Bir ene var, taayyum ve teşahhus var. Senin o hürriyetin mutlak oradan geliyor, nurdan geliyor. Allah'ın nuru semavati vel ard. Yani buzu buzu işgal etmiş, istila etmiş demeyeceğim. Su buz olarak gözüküyor. Su buz olarak gözüküyor. Ne? Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah'ın nuru donmuş, buz olmuş işte mevcudat. Evet, bu sudandır ama bu su değildir. Ha, nur manadandır ama nur mana değildir. O zaman nedir? Ne aynıdır, ne gayrıdır. Aynadaki güneş
Ayna değildir. Güneş de değildir. Ama güneşin hassiyetine sahip. Aynadaki güneş güneşin hassiyetine sahip değil mi? Aynadaki nur da mananın hassiyetine sahip. Mutlak hürriyetin oradan geliyor. Kurtuluş yok yani. Yok yani mutlak hürriyet acayip bir şey. Şey gibi, fonografsız plak gibi diyor ya bir yerde. Kendi kendine karar veriyor işte bir şey. Mutlak hürriyet. Mutlak hürriyet yani. Plaksız fonograf değil mi? Fonografsız plak değil mi? Anladın mı orada? Sen çok oradasın. O Nur-u Muhammedi'nin bizde cilve-i tayini veya timsali misali bizde ene denilir. Bütün enelerin cemine mec'ul denilir. İlmi kelamda şeriat lisanında ise benim nurumdan yaratılmış. O zaman bu Resulullah'ın nuruna o Muhammed demiş. O nurun adına bir isim koyalım. Muhammed insan ismi değil. Ayrıyeten denmiş. Onu kastedildiği için. O nur tarafı kastedildiği için Muhammed denmiş. Beşeriyet olması, baba olması, komutan olması, koca olması 55 tane ismi var. Peygamberlik Resul olması Ahmet. O da insan olup bu imtihana ilk yüklenmesi ve imtihanı güzel vermesi Mustafa. Mustafa, istifa Mustafa. Huzusat-ı nefsaniden sıyrılmış, estefa olmuş, Mustafa diye anılmış. Resul olması Ahmet'tir. Onun için 19. söze Risalet-i Muhammediye denmemiş. Risalet-i Ahmediye, Muhammed'in olmaz zaten. Tamam? 19. mektuba Muhammed'in mucizesi olmaz. Ahmet'indir, mucizat-ı Ahmediye'dir. Hiçbir şey, kılıf şey yok, enkaz yok, kışır yok Risale-i Nur'da. Ne denmişse mahz hakikattır. Ahmet denmişse Muhammed koyamazsın, Mustafa koyamazsın, Muhammed koyamazsın, Beşir koyamazsın. Koyamazsın yani. Sen kaldır mucizat-ı Ahmediye'yi, ne aile insandır, koy Muhammed desen olmaz işte. Sistem bozulur. O çekirdeğin adı. Bir isim konmuş Muhammed, buradaki peygamber olması, vahinin gelmesi zat bu. Şimdi bunun arasındaki farka bak, ismini değiştirse ne olacak? Ama bu Ahmet'in bu tarafını kastediliyorsan, ey Muhammed'i taşıyan Ahmet, Ahmet demiş. Ey ondaki ben. Ey ondaki ben, he. Ey ondaki ben. Mutlak hürriyet nurdan geliyor. Öyle bir acayip ki, bak, öyle bir geçiş ki, hiç kılı bile, kuşun kılını, tüyünü bile oynatmadan nasıl bir tatlı geçiş yapmış, bak. Mahiyet-i zatiye, sen orada otur Yılmaz. Mahiyet-i zatiye, çık dışarıya. Şunat-ı zatiye, çık dışarıya, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye. Çık dışarıya, sıfat-ı ilahiye, esma-ı ilahiye, esma-ı zatiye, esma-ı usta. Tamam. Şimdi bak, nasıl bir geçiş yapacak? Bu vacib-ül vücut, Allah'lık hakikati. Allah. Tamam. Bu vacib-ül vücut. Bütün. O bir geçiş yapacak. Ama kopuk olmayacak. Yani şöyle diyeyim. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor ustad. Yani buzun içinde su görmek gibi. Tamam. Şimdi bu bütünlük mahlukat olarak kendisiyle hiç alakası olmayan ama kendisi yaratacağı mahlukata bir tatlı bir geçiş yapacak. Bu olmasın, mahluk da olmasın, mana. Biraz böyle bu mana bunun dışa vuruşu oldu. Ama şimdi biraz kabalaşsın böyle, mahluka dönsün. İnceleşti. Biraz mahluka dönüştürelim şunu. Nur. Allah'ın nuru semavati vel ard. Biraz daha. Mahluk değil evamiri tekviniye. İlmi vücuttur. Evamiri tekviniye.
biraz daha mahluka dönün. Ruh. Biraz daha dışarıya çık. Cihazlar tak. Akıl, kalp. İşletim sistemi. His, duygu. Çık dışarıya. Beden. O ince geçişleri öyle onu fark edilemez işte. Ancak özel bir insan olacaksın ki sana bu bildirecek. O da Risale-i Nur'da var yani. O nur ve mana. Oradaki ene denilen içinde nur ve mana var. 31. sözde bunu anlatıyor. Çaktırmadan çakıyor çakana. Çaktırmadan çakıyor çakana. O benzuş nakışlar mısınız? Yok. O lemalar 336. O fokur fokur kaynayan, hayatta kaynayan mahluk hisler. O bir şey değil. His nerede? Geldik buraya ya. Evet. İşletim sisteminden bahsettik. Yani dışarıda kaldım. Tabii. Peki, burayı da hocam şey yap. Bu ben miydim? Bu kadar sistemler takıldı mı bana? Burada durmam lazım ki mahluk olayım, işte yapayım da dünyada iş yapacağım. Kalkacağım, edeceğim, namaz kılacağım, baklava yiyeceğim. E tamam, burada nasıl duracağım? Burada bir güç dursun da beni yapıştırmasın buraya. Yani şurası mıknatıs düşün, demiri getip yapıştı. E o zaman aynı oldu. Şimdi bu sefer demir mıknatıs değil ama yapıştığı için demir de çekiyor. O zaman bu demiri buraya yapıştırmayalım, burada dursun. Değil mi? Burada iş yapsın yani. Demiri burada tutan bu ara boşluğun adı, o da işletim sistemi şeytan. Onun için şeytan bizi esmadan kopar. E şeytan çıksın aradan, esmaya yapışırız. Onun için şeytan çok lazım. Rahmet okutma, okuma yeter. Buraya gel. Burada alemi şehadette ve mahluk olarak kalabilmen için, esmaya yapışmaman için arada bir tampon bölgesi olması lazım ki dur buraya gelme. Muktadis kuvvetli ya. Burada tamam. Buraya getirince pat diye çekiyor. Heh, bunu burada tutacak bir güç lazım. Burada dur. Sistem. O bu işletim sisteminin değişik şeyi işte. Bunu burada tutan şeytan. Peki benim şeytanım iman ettiği zaman. İşletim sistemi genel onun şeytanı. Şeytan kendisi. Hadi o Allah ile konuşan o değil. O Allah ile konuşan şeytan değil. Yani Allah'a karşı kafa tutan şeytan başka. Bu şeytan kişiye az. Kardeşim ondan üremiş. Çünkü şeytan çift cinsiyetlidir. Hem kadın organı var hem erkeğe. Kendisine döller çocuk olur. Çift cinsiyetlidir kendisi. Onun için lanetlenmiştir. Peki, o tatlı geçişten çıkalım, kaba bir ortama inelim şimdi. Mutlak hürriyetin işte o nurdan geliyor. Allah'ın nuru semavat ve lard. Yani Allah'ın nuru semavat ve lard. Sema ve arz buz düşün. Allah'ın nuru ise su. Suyun donmuş hali. Buz. Bu nur donmuş mevcudat ol. Allah değil mi? Ne kadar hoş. Esma mevcudatı neresindedir? Su buzu neresindeyse. Eşya ile mevcudat arasında mevcudat, cilve, cemal, nakış, sanattır. Esmanın. Cilve, cemal, nakış, sanat. Yani esmanın zuhuratları. Esma ile mevcudat arasında bana bir ilişki söyle kardeşim dersen, buz da su ilişkisidir. Buz mevcudattır, su esmadır. Esmanın cilve, cemal, nakşı, sanatı buzdur. Hep külliyattan toplanmış şeyler bunlar. Aynı samet olmak kolay bir iş değil diyor. Bak şurada, sözleri verirsen Envar'ın. Bak. Halbuki o mahsus
Bak, dedik ya o şeyden, zuhurattan mahsus, dışarı çıkacak. Mahsus zata ve o mahiyeti hadsiz imkanat içinde, yani ta burada buraya sürece kadar insan denilen şu sisteme kadar, aa ben buyum. Bu cesetle benim arasındaki fark, usta 8. sözde şöyle diyor. Kuyu düşün diyor. Kuyu. Kuyunun kenarında duvarda bir tane incir ağacı var diyor. İncir ağacına takılan bir adam var diyor. Atladı oraya diyor. Yukarıda aslan diyor. Değil mi? Arkada ejderha diyor. Yukarıdaki aslan nedir? Ecel. Ejderha. Kabir. Kuyu. Beden. Beden insani. Kuyunun yüksekliği, kısalığı, sığlığı. Ömrü beden. İncir. Bundan farklı değil mi? Bundan da farklı o adam. O adamdan bahsediyoruz. Beden kim biliyor musun? Kuyu. Kuyuya bak. İncire takılan adama bak. Ne oldu? En edersin bile yapıyoruz 8. sözde. Küllet böyle bir tuhaf gariptir. Eğer okursanız, inan bana, samimi okursanız, tiryakilik yapar, bağımlılık yapar. Onun için okumayın diyorum. Çünkü ben bir kere kafayı kaptırdım. Bak 8. söz ene. O takılan adam, o ene. Ama o takılmakla kurtulmuştu. Kurtulmadı daha takılmakla. Biri kurtuldu, biri kurtulmadı. Dur, kurtulamadı. Aşağı düşmeden kurtuldu. Aşağı düşmekle kurtuldu. Dur. Sonra ne oldu? Neyle kurtuldu hocam? Bak, bir çare bulayım, çıkayım dersen aslan yiyecek seni. Artık yoruldum desen ejderha yemeyecek, yutacak seni. Kabir yutar yemez. Eğer sabredeyim dersen zaten siyah beyaz fare ağacı kemiriyor. Ne yaparsan yap, orada öleceksin. Ya yutulacaksın ya parçalanacaksın. Şansın yok. Başka bir şans var. Başka bir şans var. Ya yutulacaksın aşağıda ya parçalanacaksın. Tercih et. Hangisini istersen hocam? O zaman bu çare. Bu misali Allah verdi ha. Suhuf İbrahim'de geçiyor. Üstadın misali değil bu. Ya ne yaptı? Tılsımı fark etti. Tılsımı fark et, her şey değişti. Bir baktı ki, aha o aslandı ya. Yani arkamızda cin var. Ulan aslan, aha baktı ki musahhar at. Ejderha kapı olmuş. Allah Allah, o ağaç olmuş. Nihayetsiz nimetlerin zemini. Zeminsiz zemin. Ya bu ne biçim şey? O adamda hiçbirisiyle alakası yok. O ben olan ben işte o. Bedenle ben olan benim ilişkisini anladık mı? Kuyu, incir, tutunan adam. Adamla kuyu ne alakası var? İşte bu beden kuyudur. O tutunan adam Yusuf. Yusuf'u kuyudan çıkartmak lazım. Bedeni esas alırsan o adam orada ne yapacak? Tılsımı fark etti. Yani her derdin dermanı derman aramak değil de fark etmek. Tılsımı fark etti. Hemen her şey değişti. Fark etti. Gözüme fer geldi. Ama düşünün doğuştan. Şak diye gözü açıldı. Bir anda açılsa ne olur biliyor musunuz? Olmuş. Kafayı yemiş. Tabii sistem bitmiş. Sistem kaldırmıyormuş onu. Bir anda çektiği anda fotoğrafları doğuştan ama olan sistem gitmiş. Tabii her şey, sistem bozuluyor. Çünkü yavaş yavaş alışmışız biz gaflete. Gaflet de bir anda olsa o da gene sistem bozulur. Tılsımı fark etti yani. Ben kimim? Bir, bak. Yaslanıyorum. Nereden geldim? Gelmeyimle geldiğim yeri ispat ediyorum. Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Dediğin anda buna bir cevap ara, ciddi cevaba samimi ol. Tılsım bu. O zaman
kabir değişti, ömür değişti, uzun yaşamak, kısa yaşamak. Lan öyle bir şey yok ki. Çınar ağacı Bursa'da 925 sene mi ne tabelası var. Sen 950 sene çınar ağacı odun mu yaşamak istersin, yarım saat adam mı, insan? Uzun ve kısa yaşamak değil, doğru yaşamak. Bak şurada. Allah Allah ya. Bak sevgili kardeşim benim. Aynı, evet, samediyetin aynısı olmak. 676 bak. Evet, samediyetin aynısı olmak kolay bir şey değil. Adi bir vazife değil. Hangi amin ey Samet? Kul huvallahu ehad. Küllehu küfüven ehad. Baş çekirdek. Bak çekirdek toprak. Kul huvallahu ehad. Ağacın bütününün başı. Küllehu küfüven ehad. Meyve. İkisinin ifade edildiği o ağaç sistemine aynı isabet. Yani güneşi gösteren ayna taş gösteremiyor. Su da gösteremiyor. Ayna olmak güneşe ki güneş ne aynıdır? Şey, bu aynadaki güneş ne aynıdır ne gayrıdır? Kolay bir iş değil. Diyor ki samediyetin aynısı olmak kolay bir şey değildir. Dedi ya pat diye böyle Maturidi ve sen adi bir vazife değil. Adi derken sokaktaki lugat değil ha bu. Adi lan adi böyle adi. Hayır sıradan bir vazife değil. Öperim hakikaten. Ha bir de söyleyeyim. Ben burayı okumadım ha. Bakar mısın kardeş? Ben burayı okumadım ha. Bununla üstümü açtım. Bu değil bu. Mana değil. Bu bendekileri uyandırdı. Çünkü ben kainatın başı, çekirdek itibariyle kainatın başı olduğumdan olmuş olacak her şey bende var ama hep dürülmüş program olarak bu benimkileri uyandırdı. Oraya bakarken buraya bakıyorum biliyor musun? Burayı okumadım. Bu aynasında kendimi okudum. Aynaysa. Burası mürekkep Asya mürekkeptir. Burada mana yok. Mürekkeptir. İsterseniz getirin. Bak mana derinliği var. İğne getirin delelim. Derinliği yok ve buradan çıktı. Ha, bu da Risale-i Nur külliyatı değil. Risale-i Nur külliyatından donmuş, kitaplaşmış bir haldir. Risale-i Nur insan değil. Mananın bütünlüğü. Arşı ferşe bağlayan, Kur'an'a bağlı olan. Ha, onu burada ifade eden nüfus kağıdı. Nüfus kağıdı cilt no, sayfa no, anne, baba nerelidir? Ama bir de bana bak. Sokakta bulduğun nüfus kağıdına bak. Bir de bana bak. Duygularıma, isterime, fikirlerime. Ha, bu Risale-i Nur külliyatındandır. Külliyatından yazıyor. Risale-i Nur külliyatı kitap değil. Bambaşka bir şey. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Bu kitaplıktaki Kur'an mıdır? Musaftır. Değil mi? Kur'an mahluk değil ama bak orada duran mahluk. Mürekkep midir o Kur'an? Sayfa mıdır? Musaftır. Kur'an nedir? Musaf'ı okuyan kişi de uyanandır. Kur'an budur. Oku kendi kitabını. O Musaf'ı okuyan kişi de uyanandır. Risale-i Nur okuyacağız kardeşler. Mutala edeceğiz. Müzakere edeceğiz. Türkiye'ye tatile gider gibi daha sıkıntınızı çoğaltıyorsunuz şuraya buraya. Dershanelere gidin, derslere katılın, müzakereye katılın. Ruhunuz rahatlasın. Tatil ruhu rahatlatmaktır. Tatil ruhu bedenin daha derin köşelerine dondurma sıkıştırır gibi sıkıştırmak değildir. Gaflete atırmak değildir tatil. Ruhu sıkıştırıyor, daha beter yapıyoruz. Tatil ruhu bedenden çıkarmaktır. Veya onun işlevi işte. Geldim kalacaksın dersen. Mesela bazılar şunu yeni gelenler vardı. Onlar ne konuşuyor bu heyecanlı heyecanlı ya. Hiçbir şey anlamadık bundan. Tabii ki haklı tabii diyecek. Hiçbir şey anlamaz tabii. Niye? Evet, yeni şu Risale'ndeki o lisanı o şeyi alışkın olmayınca. Hani
Tabii ki o haklı ama haksız. Mutalaa edeceğiz, alakadar olacağız, meşgul olacağız. Ben sizden para istemiyorum, bir şey demiyorum. Bunu mutalaa edeceğiz, müzakere edeceğiz. Bununla alakadar olanlarla alakadar olmak lazım. Bedava verilmiyor ki. Peygamber değiliz ki vahiy gelsin. Evliya değiliz ki ilham gelsin. Nasıl öğreneceğiz bunları? Ya ne gerek var öğrenme? Ha onu dedikten sonra tabii hiçbir gerek yok. Peki burada kalıyorum ama cümleyi bitireyim. Bir cümle olur mu? He? Bir cümle. İmkan. Evet. Ve külliyattan dolaştık. Bu şey mi? Hardele ile tabrede şey var ya sevmiyordu. Hardele. İki daire sayıyor mu üstadım? Bir yani saatlik dersimde bana bir cümle söyleyin külliyattan olmadığını. Ben nur ve mana sözlerde 31. sözde. O diyor çekirdek nur ve mana olan çekirdek diyor meyvesiz olamaz diyor. En azat mesela. Mahluk olmaması Barla 258'de mec'uldur diyor. Bu konuda mahluk denilemez diyor. Efendim gir içeriye lemalar 336. Yani şu misali veriyorum. Meyveyi koyuyorsun bir aleti ya suyunu çıkartıyorsun. Meyve suyunu alıyorsun. Bak öz. Bir de bir cihaz olsa suyun da özünü alsan elemente dönüştürsen. Ha, bu kainat var ya Allah'ın dışında yaratılan bütün gayb alemleri. 18 bin alem. Şöyle bir cihazınız olsa at içine özünü al. Çıkacak nedir? Öz nedir? Ne çıktı? 18 bin alemin özünü aldık makinede. Ne çıkar Ömer? Hayat. Hayat. Aferin İlman. Hayatı da koyalım makineye. Çıkacak. Şuur ve his ikisini. Şuur ve hisi de koyduk makineye ama daha latif makine. Ne çıktı? Akıl cevheri. Ondan sonra ciddi olmuyor. Ruh onun daha aslı değil. Ruh ise hepsini kapsıyor. O da mahluk. Tamam burada bitti. Ha bunu kaplayan ruhta gözüküp ruhla alakası olmayan evamiri tekviniye. Bir glaf-ı latif, bir bedeni misalisi. Ruha sarılmış. 538 miydi? 534 müydü? Bir ruhun bir glaf-ı latifi, bir bedeni misalisi var. Tamam? Şeyde, 29. sözde. Ha, o evamiri tekvini. Bir glaf-ı latif, bir bedeni. Çünkü Allah ruhu yarattı. Buraya nasıl monte edeceksin buraya? Buraya cesede nasıl monte edeceksin? O zaman ruh ile beden arasında uyum olsun diye bir evamiri tekvini. Ondan sonra daha vücut yok. İşte sen ta arkadasın. Yalan da buralara sahip çıkma. Ben deme. Vücut rengini verme Adem'e düşersin. Ama ne yapalım işte. Kendine vücut rengini verme Adem'e düşersin. Risale'deki cümle değil mi? Saadettin. Ben hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor usta. Ben de dünyanın en şey detayına kadar girmeye çalışıyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat.